Ailemizi Allah'a adamak istiyoruz. Şeytan oradan gırtlağımızı sıkıyor. Çocuğumuzu ümmeti Muhammed'in fedakar bir insanı yapmak istiyoruz. Şeytan oradan sıkıyor. Biz camimizde Rabbimizle baş başa kalmak istiyoruz. Camide huzurumuz olmuyor. Bir dernek kuruyoruz. 20 tane gençle burada ibadet edelim. Dernek başımızın belası oluyor. Kardeşler, burada bir hikmetini Allah'ın yakalayalım. Ve içimize serin sular serpsin sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh ashab-ı kiramdan diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ebu Davud'da bu hadis-i şerif, benim ümmetim rahmet görmüş bir ümmettir. Cümleye dikkat edelim. Niye sen eşinden sıkıntı çekiyorsun yıllardır? Niye senin caminde bir huzur yok? Niye senelerdir senin imamın mihraptan çıkar çıkmaz sigara içiyor, senin çocuğuna kötü örnek oluyor? Niye sen tuttuğun her şey elinde kalıyor? Niye bir akşam oturup evde bir Riyaz-ı Salih'in okuyamıyorsun? Bunu açıklıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu fitneler niye yağmur taneleri gibi evlerimize yağıyor? Onu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti hâzihi ümmetun merhumetun. Benim ümmetim merhum, rahmet görmüş bir ümmettir. Neymiş bu ümmet ya Resulallah? Ne demek rahmet görmüş? Allah benim ümmetime kıyamet günü azap etmek istemiyor. Bunun için fitneler, depremler ve cinayetlerle günahlarını dünyada temizler buyuruyor. Hadis. Niye Hacı Efendi'nin kızı çıplak geziyor anlıyor musunuz? Niye hoca 100 tane hafız yetiştirdiği halde kendi çocuğu Kur'an'a tutmuyor anlıyor musunuz? Niye biz düğünümüze filan evliyadan zatları getirdik, dualar ettiler, büyük dualarla düğüne girdik de niye hala bizim evimizde huzur yok anladınız mı? Niye gavurun ülkesinde deprem olmaz da hep Müslümanlar teravih namazı kılarken deprem olur anladınız mı? Muhammed Mustafa'nın ümmeti olduğu için, kıyamet günü Lut Aleyhisselam'ın kavmi gibi, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi gibi, Musa'nın Yahudileri gibi cehennemde sürüklenmesinler diye onları Allah dünyada temizliyor. Bu ümmet merhum bir ümmettir. Demek ki bu ümmete yağmur taneleri gibi fitneler evlerine bunun için yağıyor. Bunun için bu ümmetin evlerinde dert bitmiyor. Bunun için çarşaf giyen kadın kendisini belalar içinde buluyor. Bunun için tövbe etmeden önce içkiliyken rahat eden insanlar tövbe ettikten sonra her şeylerini kaybediyorlar. İflas ediyorlar. İçkiyi bırakınca huzur bulacağı halde içkiyi bakınca 10-20 dert birden onu buluyor. Çünkü bu ümmet fitnelerine rağmen, depremlerine rağmen, başına gelen cinayetlere, baskınlara rağmen içinde Muhammed bulunan bir ümmettir. O Muhammed de aleyhissalatü vesselam huzurlu bir çay içecek vakit bulamadı evinde. Ebu Bekir'in kızından dert gördü. Ömer'in kızından dert gördü. Ona iman edenler onu bunalttılar. Çünkü levh-i mahfuza Mahmud'un sahibi, makamı Mahmud'un sahibi olarak yazılmıştı.